Herkese selamlar. Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün gündemimizde sevmeyi ne kadar istesem de mantık hatalarını bir türlü göz ardı edemediğim Netflix'in en yeni Türk dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne var. Sahip olmak için birbirlerini parçaladıkları şeylere bizim gönül eğdirmediğimizi görüyorlar da ondan. Perihan Maden'in aynı isimli romanından uyarlanan 7 bölümlük bir mini dizi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ve 24 Mart'ta Netflix'te yayınlandı. Bölümler 40 dakika civarında ve dizinin başrollerinde Melisa Sözen ile Eylül Tumbar yer alıyor. Ben dizinin uyarlandığı kitabı okumadım. Bu videoda yalnızca diziyle ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Kitapla arasında bir kıyaslama yapamayacağım doğal olarak. Eğer kitabı okuduysanız kitap mı daha iyiydi, dizi mi daha iyi, dizi iyi bir kitap uyarlaması olabilmiş mi? Bu konulardaki yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Kitabı okuyanların görüşlerini gerçekten çok merak ediyorum çünkü. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin merkezinde aralarında güçlü bir bağ olan bir anne kız var. Bir süredir kaçak bir hayat yaşayan ikili lüks otellerde kalıp sürekli yer değiştiriyorlar. Tabi zamanla işler sarpa sarıyor. Lüks otellerin yerine köhne pansiyonlar alıyor. Anne hakkındaki gerçekleri öğrendikçe de olaylara bakışımız değişiyor. İncelememde çoğunlukla dizideki mantık hataları ve senaryodaki tutarsızlıklar üzerinde duracağım için bu video tamamen spoiler içeriği olacak arkadaşlar. Eğer henüz diziyi izlemediyseniz en baştan uyarmak istedim. Aman dikkat! İlk söylediğimi yineleyeceğim. Ben bu diziyi sevmeyi çok istedim. Ama mantık hataları o kadar fazlaydı ki bunları göz ardı edip izlediğim şeyden keyif almam mümkün olmadı. En nihayetinde bu da izlerken sinirlendiğim yapımlardan biri oldu. Temel sebebi ise şu. Bu dizi gerçekten iyi olabilecek bir diziydi. Bu sefer hakikaten iyi olabilecek bir işi batırmışlar yani. Dizinin hiç mi iyi tarafı yok diye soracak olursanız birkaç tane var. Aşk meşk içermeyen, fantastik olmayan farklı bir konu işlemeye çalışmışlar. Bunu takdir ettim. Özellikle görgü tanıkları üzerinden giden farklı bir hikaye anlatım tekniği kullanmaya çalışmışlar. Bunu da bayağı beğendim. Dizi çok iyi bir izlenme başarısı elde etti. Şu anda Netflix Top 10'de İngilizce olmayan diziler içerisinde ilk sırada yer alıyor. Ki bu da oldukça önemli bir başarı bence. Ayrıca Netflix'in kendi ana Twitter hesabı da diziyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bu da önemli bir başarı. Dizi demek ki bayağı ilgi çekmiş. Her ne kadar karakterlerle neredeyse hiç bağ kuramamış olsam da başroller Melisa Sözen ve Eylül Tumbar'ın oyunculukları fena değil. Özellikle Melisa Sözen'in canlandırdığı karakter için çok doğru bir oyuncu seçimi olduğunu düşünüyorum. Ancak yardımcı oyuncular gerçekten felaket kötüydü. Karikatürize karakterler vardı, abartılı davranışlar vardı. Bu konuya geri döneceğim. Diziyi izlemeye başlayınca özellikle anne kız arasındaki diyaloglar acayip şekilde kulak tırmalıyor. Normal hayatta kimse böyle konuşmuyor çünkü. En başta acaba diyaloglar yine berbat şekilde mi yazıldı diye düşündüm. Ancak bölümler ilerleyince şunu fark ediyorsunuz. Anne ile kız arasında hastalıklı bir ilişki var. Yıllarca sadece ikisi yaşamış. Başka hiç kimseyle pek bir iletişimleri olmamış. Dolayısıyla da kendi aralarında kendilerine özel bir iletişim dili geliştirmişler gibi. Bilemiyorum bu konuşmalar kitaptan direkt mi alınmış ama öyle bir hissiyatı var. En başta insanın kulağına acayip ağdalı gelen bu konuşmalar anne kızı tanıdıkça ikisinin arasındaki hastalıklı ilişkinin kanıtı haline geliyor. Ha yine de çok tuhaf bir anlatı tercihi olmuş onu kabul ediyorum ama en azından neden böyle yaptıklarını anladığımı söyleyebilirim. Şimdi gelelim diziyi neden beğenmediğim mevzusunu detaylandırmaya. Dizide pek çok mantık hatası var, bunların tek tek üzerinde durmayacağım. Ama senaryoya dair tutarsız bulduğum, mantık dışı bulduğum kısımlar üzerinde konuşmak istiyorum. Bu kadar uzun yıllar boyunca bir sürü ülkeye gidip gelerek bir sürü cinayet işlemiş bir kadın var hikayemizin merkezinde. Şimdi bir insanın yakalanmadan bunu yapabilmesi için bir suç dehası falan olması lazım.
Ama bu kadın o kadar fevri ve aptalca hareket ediyor. Cinayetleri örtbas etmek üzere de o kadar hiçbir şey yapmıyor ki kendisinin yıllarca polisten kaçabilmiş olduğuna asla inanamıyorsunuz. Her yerde kameralar var, yüzlerce şahit var, ikisinin de çok belirgin özellikleri var. Nasıl bu kadar rahat ülkeden ülkeye, şehirden şehre gezebilirler? Sürekli en lüks otellerde kalarak, para saçarak yaşamanın nesi mantıklı? Mevzu dikkat çekmemekse, o kadar ülkeye gidip gelmişsin zaten. Madem paran da var, git yerleş küçük bir kasabaya, kur hayatını, orada yaşa. Seni Türkiye'deki en lüks otelde bulamayan adam Hindistan'daki küçük bir kasabada izini nasıl bulacak? Aslında temel problem şu. Sürekli olarak birilerinden kaçan ve sözde gizlenen bir anne kız var. Amaç ne? Dikkat çekmemek, yakalanmamak. Ancak amaç bu olmasına rağmen özellikle de annemiz her yaptığıyla ve tüm sivrilikleriyle sürekli dikkat çekiyor. Dizide annenin yine dikkat çekmemek için siyahlar giydiği, kızına da çocuk kıyafetleri giydirdiği söyleniyor. Ama yine tam da bu sebepten daha fazla dikkat çekiyorlar ki bence orada da dikkat çekecek bir durum da yok. Yani ben şimdi dışarı çıkıp bir tur atsam, eminim kıyafetleri sebebiyle bu anne kızdan çok daha dikkat çeken insanlar görürüm yolda. Sürekli olarak kızın çok güzel olduğu vurgulanıyor dizide. Bence öyle abartılacak bir güzelliği yoktu. Güzellik görecelidir tabii ve oyuncuları fiziksel özellikleri üzerinden değerlendirmeyi de çok yakışıksız buluyorum ama oteldeki insanların sürekli güzel kız, güzel kızın annesi falan demesi acayip absürt geldi bana. Normal hayatta yaşanacak olaylar, diyaloglar değil bunlar. Bu konuşmalar çok yapaydı. Ki yine madem bu kadar dikkat çekmek istemiyor bu ikisi, kendilerine iltifat eden yaşlı teyzelere neden bu kadar kaba davranıyorlar? Teşekkür et geç. Böyle davranınca daha çok ilgi çekmiyor musun? Annemizin sürekli gergin, herkese gıcık olan hali tavrı bir mantığa oturmuyor. Öldürdüğü doktor haricinde işlediği cinayetlerin motivasyonu çok havada kalıyor. Belki doğru şekilde anlatılsa annenin kızına güzel diyenlere neden bu kadar büyük tepki verdiği anlaşılırdı. Ama anlatamamışlar. İlk bölümlerde gittikleri otelin çalışanları sürekli anne kız hakkında konuşuyor, onların dedikodusunu yapıyor, çok tuhaf bulduklarını falan söylüyorlar. Yani bu anne kızda bu kadar tuhaf bulunacak ne var Allah aşkına? Yani ne bileyim Erdek'te bir pansiyona falan gitseler orada dikkat çekerler de burası dev gibi süper lüks bir otel. Her gün dünyanın pek çok farklı yerinden bin bir çeşit insan, bin bir çeşit zengin geliyor buraya. Sırf siyah giyindiler, insanlara kaba davrandılar diye bu kadar dikkat çektiklerine inanmamızı mı bekliyorsunuz? Dizide hiçbir karakterin ismi yok. Anne, baba, Bambi şeklinde konuşuyorlar. Ancak Bambim, 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 annem, 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 bebeğim, bebeğim, bebeğim o kadar fazla tekrarlanmış ki artık bir noktada fenalık geçirecek gibi oldum. Cümle başlıyor, Bambim bitiyor, bebeğim. Başka kelime mi yok yani? Canım, kızım de, yavrum de, evladım de aynı şeyleri neden bu kadar çok tekrarladınız? Yeter ya. Dizide en saçma bulduğum şeylerden biri de şu oldu. Yıllardır otellerde yaşıyorlar. Demek ki buna yetecek dev gibi bir paraları var. Çok paraları olması lazım. Yani 10 sene, 15 sene en lüks otellerde yaşayacaksan gerçekten çok ciddi bir miktarda paran olması lazım. Kadın parasını Türkiye'de bir bankada, bir hesapta tutuyormuş ve kalan parasını çekmek üzere bankaya gidiyorlar ve parasını çekiyor. Şöyle bir çöp poşetinin içerisine dolduruyorlar bu parayı. Bu para nasıl oluyor da böyle yıllarca onların otel masraflarına yetecek bir para oluyor? Orasını zaten hani ona inanmak zaten mümkün değil de. Bu parayı alıyor, polisten kaçarlarken bir de bütün parayı denize saçıyor. Bu arada denize atlıyorlar kızıyla birlikte. Denizde yüzerek polisten kaçıyorlar ve gemiye yetişiyorlar ve gemiyle de Yunanistan'a geçiyorlar. Yani ne diyebilirim ki? Cevabını çok merak ettiğim ama dizide yanıt bulamadığım bazı soruları sizlere de sıralamak istiyorum. Belki sizlerin bir cevabı vardır. Anne ve baba, özellikle de anne, kendi kızlarından neden bu kadar nefret ediyordu? Bambi'nin babasına ne oldu? Kadını bırakıp kaçtı mı? Çocuğu olduğundan hiç haberi oldu mu?
Kadın günümüzde hala bu adamdan hoşlanıyor gibiydi. Kötü bir ayrılık yaşadılar mı, yaşamadılar mı? Şimdi bakın, bu kurgusal bir hikaye. Bunun farkındayım. Her şey %100 gerçek hayatta yaşandığı gibi olsa belgesel olur zaten. Bunun da farkındayım. Bunların hepsini kabul ediyorum ama bu derece insanın varoluşuna ters davranışlar izleyiciye yok artık daha neler dedirtiyor. Senaryo çok düz, boşluklarla ve mantık hatalarıyla dolu. Karakterlerin davranışları da çoğu zaman izleyicinin aklıyla dalga geçer nitelikte. Kim ne derse desin, ben beğenmediğim işleri beğenmediğimi söylemeye devam edeceğim. Korkunç kötü senaryosu sebebiyle de Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisini hiç beğenmedim. Benim bu dizi için puanım 10 üzerinden 4. Benden bugünlük bu kadar. Diziyi siz izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Beğeni ve yorum bırakmayı ve henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Katıl abonelikleri ve süper teşekkürlerle bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.